Zihnimizin kör noktaları. Değerli dostlar, bugün biraz zihnin kör noktalarından konuşmak istedim. Zihin bir aracın dikiz aynası gibidir. Kapılarında bulunan aynalar gibidir. Net gördüğünüz yerler vardır. Tam göremediğiniz kör noktaya düşen yerler vardır. Zihin doğru bir ruhsal e, işletim sistemiyle bize fayda sağlayabilen bir enerjidir. Fakat doğru bir ruhsal işletim sisteminiz yoksa zihin sizi sürekli olarak kısa vadede avantajlı gibi gözükecek ama uzun vadede size büyük zararlara uğratacak birçok döngün içerisine sokar. Zihin geleceği algılayabilen veya geçmişte olanlara akıl erdirebilecek bir enerji şekli değildir. Ruhsal alanımız geçmiş, an ve gelecek yani Allah'ın ezel ilmiyle rızıklandığı için bizim hissiyat olarak içimizde, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı çok açık ve net bir şekilde bize hissettirir. Yeter ki ruhunuzdan gelen seslere kendinizi açın. Biz daha çok dışarıdan gelen seslere kendimizi açtığımız için dışarıdan gelen insanların söylediklerine göre, dışarıdan gelen tepkimelere göre şekillendiğimiz için ruhsal sesimizi dinlemeyi reddederiz. Ruhsal sesimizi dinlemeyi reddettiğimizde ise neyin doğru, neyin yanlış, neyin hafif, neyin ağır olduğunu kaybederiz. Ve ruhsal alanımız bunları bize aktaramadığında bir süre sonra fiziksel boyutta hastalıklarla çığlıklarını dile getirir. Değerli dostlar zihnin kör noktaları vardır. Zihnin kör noktaları zihin her zaman bencilce, zihin her zaman çıkar amaçlı ve zihin her zaman en pratik yoldan ve ister emek olsun ister olmasın bizi sonuca götürmeye çalışır. Yani zihin haz odaklıdır ve sonuç odaklıdır. Zihinle hareket ettiğimizde birçok şeye ne gerek var ki veya yapmasam da olur, bunun mantığı nedir gibi birçok sorgulamalarla aslında bizim ruhsal, zihinsel ve bedensel sağlığımıza iyi gelecek şeylerden uzaklaştırır. Yürümenin mantıksız olduğunu düşündürebilir. Hareket etmenin mantıksız olduğunu düşündürebilir, olumlamaları mantıksız olduğunu düşündürebilir, bir hobiyle uğraşmanın ne gereği var denilebilir. Bunun gibi daha birçok şeyi mazeret olarak bize getirebilir. Oysa ki insanın ruhundan gelen sesler, insanın gerçekte hayatında nelerin olması gerektiğiyle ilgili çok net mesajlar verir. Ne yemek istediğimizi neyle uğraşmak istediğimizi, ne yaptığımızda ruhumuzun coşabileceğini, ne yaptığımızda zihnimizin dinginleşebileceğini bunların hepsini ruh işletim sistemimiz Allah'ın vermiş olduğu yetkiler dahilinde bize hissettirir ve biz bu hisle bunları duyguya bunları düşünceye, daha sonra enerjiye ve motivasyona ve davranışa dökebiliriz. Oysa ruhunu reddeden yani ruhunla iletişime geçmeyen insanların maalesef ki zihnin kör noktası dediğimiz yani bakarak ama görmeyerek Gözümüzün önünde durarak ama anlamlandıramadığımız birçok alanla ilgili sorun yaşarız. Şu anda etrafınıza veya kendinizde her kim kendi başına kaldığında mutlu olamıyorsa, her kim aklın içinden geçen duygular, düşünceler ve bunlara bir mana veremiyorsa ve yönetemiyorsa hala anlamadınız mı değerli dostlar? zihninizi yöneten siz değilsiniz. Siz zihni sadece bir parçasını kullanansınız. Sizin zihninizi yönetebilmeniz için ruhunuzun zihninizden daha yetkin olması gerekir. Ruhunuzun şirazesidir zihnin yönergelerini belirleyen. Sizin ruh işletim sisteminiz doğru çalışırsa zihin de buradan komut olarak yapılması gerekenleri yapar. Aksi halde Ruhunuz doğru bir işletim sistemi değilse ve farkında değilseniz, zihniniz bir yönerge alamayacağı için kainat üzerinde dolaşan, etrafınızda dolaşan birçok hapis ruh dediğimiz veya birçok e, atık enerji dediğimiz, birçok size fayda olmayacak hayal, veya etrafınızdaki kirli enerjilerle iletişime geçerek zihninizi bulandıracaktır. Ve siz bunları kendi zihninizden geçtiğini düşünerek bunların hepsini acaba bu bende var mı, bu böyle olur mu gibi kendi konforunuzu bozabileceğiniz huzurunu bozabileceğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Zihnin kör noktalarının farkında olun. Zihin kendi başına bırakıldığında mutlaka sizi evhama, vesveseye, korkuya ve bunun gibi sü süreçlere getirecektir. Fakat ruhunuzu her daim ruhunuza yaptığınız yatırımlar, ruhunuzu iyileştirdiğiniz ruhtan gelen sesleri anlayabildiğiniz ve algılayabildiğiniz bir yaşam tarzınız ise i̇şte zihninizin farklı şeyler düşünebilecek kadar e, sınırlarını geçemeyecektir. Bu sebeple lütfen bu ses kaydını belki birkaç defa dinleyerek söylediklerimizi kalben kabul ederseniz Belki hayatınızda bundan sonra gerçek iradenizle seçip gerçek iradenizde yaşayabileceğiniz günleriniz olabilir. Eğer ki zihninizde geçenleri 10 saniye içerisinde çürütüp size rahatsızlık veren kısmını bunlar bana ait değil dediğinizde süreci farklılaştırıyorsanız o zaman siz ruhunuzda iletişimde olmayı becerebilmişsinizdir. Ama eğer ki 10 saniyeden sonra kendi kurduğunuz senaryonun içerisinde düşüp günlerce, aylarca, saatlerce bununla cebelleşiyorsanız demek ki ruhsal alanınızdaki yatırımınız zihinsel alanınızı maalesef ki düzenleyemiyor demektir. Değerli dostlar eğer bu anlattıklarım sizin için kıymet teşkil ediyorsa ve içinizden şöyle bir soru geliyorsa peki ben ruhsal işletim sistemimi nasıl geliştireceğim? Ramazan ayı içerisinde ee, Ramazan ayı içerisinde dört modüllük haftada bir defa olmak kaydıyla yapacağımız e, kalbi sufi olan seminerimize kayıt yaptırmanızı tavsiye ederim. Bunun için de Yeni Yaşam Global'in e, 0212 728 nolu WhatsApp hattıyla iletişime geçerseniz arkadaşlarım gerekli olan kayıtlarınızı yapacaktır. Ruhunuzun engin olduğu, zihninizin size tabi olduğu günleriniz olsun efendim.